Efendim, örgü dünyasına hoş geldiniz sayın örgü severler. Bugün çok hoş bir modelle tekrar birlikteyiz. Kabartmalı üçlü saç örgüsü modelimiz. Gördüğünüz gibi çok değişik ve kabartmaları olan üç boyutlu bir model. Bana sorulan modele sadık kaldım ve arasındaki ara modeliyle birlikte çalıştım. Ama siz bu ara modelini koymadan bu modeli, bu burguyu her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Erkek örgülerinde, şapkalarda, kaşkollerde, aklınıza gelebilecek her yerde bu burguyu kullanabilirsiniz. Ben 3 ilmek ve katlarından oluşan 9 ilmekle yaptım burgumu. Aralarda 2'şer tane ters ilmek verdim. Ortadaki modelim ise 4 ilmek. Şimdi bu burguyu yaparken bir püf noktası var. İlk seferinde başlangıçtaki 6 ilmeği burgu yapıyoruz. Kenardaki 3 ilmeği ortaya alıyoruz. İkinci burgumuzu yaparken ise sondaki 6 ilmeği burgu yapıyoruz ve en sondaki 3 ilmeği ortaya alıyoruz. Bu burgunun temel değişmeyen ögesi her seferinde başlangıçtaki ve sondaki 3 ilmeği ortaya alarak yapıyoruz. Ve ortaya aldığımız ilmeği 8 sefer örerek bu şekilde kabartmalı bir hale getiriyoruz. Bu burguyu ben 2 ve katlarıyla çalıştım. 6 ilmekle çalıştım. 2 ilmekle çalıştığınız zaman şu orta kısmı kesinlikle görünmüyor. Onu söyleyeyim bir kere. Öncelikle bu bir tane burgunun kaç ilmek olacağına karar verip 3 ile çarpmanız gerekiyor. Ben 3'ün katlarını çalıştım. 9 ilmek. 4'ün katlarını çalışırsanız 12 ilmek. 5'in katlarını çalışırsanız 15 ilmek şeklinde ayarlayabilirsiniz. Ben her burgunun arasına bir sıra işlem yapmadan gidip geldim. Siz hiç boşluk vermeden yapabilirsiniz veya bu arayı daha fazla uzatabilirsiniz. Ben modelin anlatımını yaptım. Siz istediğiniz şekilde kendi kafanıza göre değiştirerek uygulayabilirsiniz. Hem Facebook'ta hem YouTube'da Şerife'nin Örgü Dünyası'nı beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın lütfen. Şimdi birlikte yapılışını görelim. Modelim için ön hazırlık için ben bir lastik şeklinde ördüm ki lastikten sonra nasıl durduğunu görelim, hem de modelimiz kıvrılmasın diye. Şimdi modelimin kurulumuna başlıyorum. Kenar ilmeğimi aldım. 1 2 tane arada ters ilmeğim var. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ilmek burgumu yapacağım ilmeklerim. Arada tekrar 2 tane ters ilmeğim var. Şimdi araya su yolu modeli koydum. Bunun için de öncelikle ilk 2 ilmeğimi birlikte düz örüyorum. 1 doluyorum ve 2 ilmek düz örüyorum. Tekrar arada 2 tane ters ilmeğim var. Ve 9 ilmek düz örüyorum. ilmek. Tekrar arada 2 tane ters ilmeğim var. Kenar ilmeğimi de bitirdim. Arka yüzden ilmeklerimin hepsini aynı örüyorum. Sadece su yolu modelimde bir kesme işlemi yapıyorum. Burgumun olduğu kısım aynen ters olarak örülüyor. Buraları hızlı geçiyorum. Herhangi bir işlem yapmıyorum çünkü. Düz ilmeklerimi ördüm. Aradaki modelime geldim. 2 ters ilmeğimi birlikte ters örer gibi kesiyorum. 1 doluyorum. 2 tane ters örüyorum. Ara modelimin yapılışı bu şekilde. Diğerleri aynı şekilde örülüyor. Örgümün ön yüzündeyim. Ters ilmeklerimi örüyorum. Ters ilmeklerimi ördüm. Şimdi ilk 6 ilmeğimi burgu yapıyorum. Kenardaki 3 ilmeğimi ortaya almam gerekiyor. Bunun için ortadaki 3 ilmeğimi sağ şişime takıyorum. Ön yüzden başlangıçtaki 3 ilmeğimi de sol şişime takıyorum. Bildiğimiz klasik burgu yapıyorum. Tekrar geri taktım. İlk 3 ilmeğimi örüyorum. Bundan sonraki ortada kalan 3 ilmeğimi 8 defa örmem gerekiyor. 1
kenar ilmeğini örmeden aldım. 2. Tekrar dönüyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 3. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 4. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 5. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 6. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 7. Tekrar kenar ilmeğini örmeden aldım ve 8 defa oldu. Bakın ortadaki 3 ilmeğimi 8 defa örerek boyunu uzatmış oldum. Şimdi normal örmeye devam ediyorum. 3 ilmeğimi tekrar ördüm ve kalan 3 ilmeğimi örerek ilk burgumu yaptım. Arada 2 tane ters ilmeğim var. Ara modelime geldim. 2 ilmeği birlikte kesip bir doluyorum ve 2 tane düz örüyorum. Ara modelim bu şekilde. 2 ters ilmeğimi ördüm. Aynı şekilde ilk 6 ilmeğimi burgu yapıyorum. Ortadaki 3 ilmeğimi sağ şişime takıyorum. Baştaki 3 ilmeğimi de sol şişime takıp ilmeklerimi geri takıyorum. 3 ilmeğimi ördüm. İkinci 3 ilmeğimi örerken 8 defa dönüyorum. Bu tarafa geçmeden ortadaki 3 ilmeği tekrar örüyorum. Bu ikinci sıram. Bu üçüncü sıram. Dördüncü sıram. Bakın 3 ilmeği örüyorum sürekli dönerek. 5. sıram. Bu sırada tabi kenar ilmeğini örmeden alıyorum. 6. sıram. 7. ve 8. sıra. 8. sırayı ördüm. Şu anda geri döndüm. Normal örmeye devam ediyorum. Bir kere daha ördüm. 9. örmüş oldum yani. Kalan ilmeklerimi de örerek bitiriyorum. Bakın ilk burgumu yaptım. Şu anda arka yüzde aynı şekilde burgu yaptığım ilmeklerimi ters örüyorum. Herhangi bir işlem yapmıyorum. Sadece aradaki modelimi yaparken 2 düz ördükten sonra bir kesip bir dolayıp 2 ilmek ters örüyorum. Diğer ilmeklerimi aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Ters ilmeklerimi örüyorum. Burgumun olduğu 9 ilmeğimi bu sırada düz olarak örüyorum. 9 tane ördüm. Arada 2 tane ters ilmeğim var. Ara modelime geldim. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir dolayıp tekrar 2 tane ilmek düz olarak örüyorum. Aradaki 2 tersim var. Buradaki 9 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Arka yüzden de aynı şekilde örerek geliyorum. Bir sıra herhangi bir işlem yapmadan ön yüzden örüyorum. Daha sonra arka yüzden örerek tekrar geri geliyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bu sırada ikinci burgumu yapıyorum. Aradaki 3 tane tersimi kenar ilmeğimle birlikte ördüm. Burgumun ilk 3 ilmeğini düz olarak ördüm. Daha sonraki 3 ilmeğini
burgu yapıyorum. Burgularda daima kenardaki 3 ilmek orta tarafa gelecek. Bunun için 6 ilmeğimi çıkarttım. Ortadaki 3 ilmeğimi sol şişime geri taktım. Sonraki kenara gelen 3 ilmeğimi ise sağ şişimle ön taraftan sol şişime geri aktardım. Bildiğimiz normal burgu yaptım şu anda. Ortadaki kenardan aktardığımız 3 ilmeği aynı ilk burguda yaptığım gibi 3 tanesini ördüm. Diğer ilmekleri örmeden geri dönüyorum. Bunu da aynı şekilde kenar ilmeğini örmeden aldım ve 3 ilmeğimi ördüm. 2. Geri döndüm. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmeğimi ördüm. 3. Geri döndüm. Kenar ilmeğimi örmeden 4. Geri döndüm. Kenar ilmeğimi örmeden 3 ilmeğimi ördüm. 5. Kenar ilmeğimi örmeden tekrar ördüm. 6. Yedi. Sekiz. Ortadaki 3 ilmeğimi şöyle göstereyim. 8 defa ördüm. Şimdi tekrar kaldığım yerden devam ediyorum. 3 ilmeğimi bir daha ördüm. Ve diğer 3 ilmeğimi de örerek devam ettim. Bakın ikinci burgum yapıldı. 2 tane tersimi ördüm. Bir kestim, bir doladım. İlk 3 ilmeğimi ördüm. Daha sonraki 6 ilmeğimi burgu yapıyorum. Kenardaki ilmeğimi, 3 ilmeğimi orta tarafa alıyorum burgu yaparken. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Her iki burguda da İki kenarlardaki ilmek daima ortaya alınacak. Ve bu 3 ilmeğimi 8 sefer örüyorum. Ortadaki 3 ilmeğimi 8 defa ördüm ve tekrar örüyorum. Bu 9. oluyor. 3 ilmeğimi de örerek devam ediyorum. Arkadan bütün ilmeklerimi aynı şekilde örerek geliyorum. Modelimiz bu şekilde devam etmekte hanımlar. Her burgumun arasında herhangi bir işlem yapmadan bir sıra gidip geliyorum. İlk burgumu baştaki 3 ilmeği ortaya alarak yapıyorum. İkinci burgumu sondaki 3 ilmeği ortaya alarak yapıyorum. Daha sonra tekrar baştaki, sonra sondaki şeklinde bu şekilde devam ediyor. Burguların arasına hiç gidip hani hiç ara boşluk vermeden direkt İkinci burguyu da hemen yapabilirsiniz. O zaman biraz daha toplu ve daha değişik duracaktır. Veya ben bir sıra gidip geldim iki burgun arasında. Siz daha fazla da yapabilirsiniz. Benim çalıştığım modelimin orijinali bu şekildeydi. Ben aynı şekilde size göstermek istedim. Siz istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Hepinize kolay gelsin hanımlar.